Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Türkiye'nin yorucu, yıpratıcı seçim gündemi geçip gitti. En azından bir parça dinleniriz diye umut ediyordum ki bölgedeki gelişmeler buna izin vermedi. Zaten dünyada tarihin akışının hızlandığı bir süreç yaşanıyor. Dünyanın bütün bölgelerinde, deyim yerindeyse bütün ülkelerinde her gün birçok önemli, tarihsel önemi yüksek olan gelişmeler yaşanıyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla basın emekçilerin de gündeme ara vermek gibi, gündeme bir iki gün sırtını dönmek gibi bir lüksleri de bulunmuyor. Bölgemizde önemli gelişmeler var. Balkanlarda özellikle gittikçe artan bir savaş riski var. Kosova ile Sırbistan arasında epeydir süren bir gerilim var. Zaten bu gerilim Soğuk Savaş'ın sona ermesinden, Yugoslavya'nın çözülmesinden, daha sonraki yıllarda Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmasından sonra da başlamış. Böyle bir tarihsel alkap planı da var. Kosovalı Arnavutlar Sırbistan'dan ayrılınca Sırbistan'ın desteklediği bölgedeki Sırp milisler, Sırp güçleri orada deyim yerindeyse bir etnik temizlik uygulamışlardı. Bir iç savaş yaşandı biliyorsunuz. Ağır faturası oldu. Kosovalı Arnavutlara yönelik Sırbistan'ın desteklediği Sırp güçlerinin işlediği bu insanlık suçları, bu etnik temizlik, bu soykırım saldırılarına karşı o dönem sonuçta NATO'da harekete geçmek zorunda kaldı ve NATO'nun verdiği hava desteği sayesinde Sırbistan Sırp güçleri yenildi, geri çekildi. Daha sonra Kosova'da bir devlet inşa edildi ve bu devleti Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri tanıdılar. Sırbistan'ın destekçisi Çin, Rusya bugüne kadar da Kosova'yı tanımadılar. Kosova bir parça da Rojava'ya benziyor aslında. Gerçi orada IŞİD yoktu ama işte Sırp çeteleri, Sırp güçleri vardı. Amerikalılar, NATO geldi, onlara yardım etti, hava desteği verdi. Sonra orada bir yönetim inşa edildi. Kosova Ulusal Kurtuluş Ordusu da kuruldu. Daha sonra bu Kosova'da oluşturulan yönetim devlet olarak tanındı. Şimdi bu devam ediyor ama Kosova'nın kuzeyinde de Sırplar daha önceden oraya yerleşmiş, orada yaşayan, yüzyıllardır yaşayan Sırplar Sırbistan'a gitmek yerine, Sırbistan'a geri dönmek yerine orada kaldılar. Kabul etmeseler de, çok içlerine sinmese de Kosova'daki Arnavut yönetiminde yaşamaya başladılar ama hep gerilimler oldu. Sık sık bu gerilimler de ortaya çıkıyor. Geçenlerde Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kosova'nın kuzeyinde yerel seçimler oldu. Sırplar yerel seçimleri boykot ettiler, seçime katılmadılar. Buna rağmen seçimler yapıldı ve katılım %3 oldu. Evet, yanlış duymadınız. %3 seçimlere katılım, yerel seçimlere katılım %3 oldu. Şimdi bu %3 oyu alan Arnavut belediye başkanları, yerel yöneticiler göreve başlamak istediler. Fakat işte seçimi boykot eden Sırplar da belediyelerin önüne toplandılar. Arnavut belediye başkanlarının belediyeye girmelerine, görev yapmalarına izin vermedi oradaki kitle. Dolayısıyla Kosova yönetimi de bunlarla karşı karşıya gelmek istemediğinden NATO'yu davet etti. Orada da zaten bir NATO üssü görev yapan bir NATO barış gücü de var. NATO askerleri müdahale ettiler. NATO askerleriyle Sırp göstericiler arasında arbede de yaşandı. 30 tane NATO askeri de yaralandı. Daha sonra NATO Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. 700 ek NATO askeri daha göndereceğiz dedi. Amerikalılar, Batılılar açıklama yaptılar. Avrupa Birliği devreye girdi. Hem Sırbistan'a hem Kosova'ya. Sükunetin sağlanması, diyalogla sorunların çözülmesi konusunda çağrılar yaptılar. Ancak bu çağrılarda çok etkili olmuşa benzemiyor. Bir savaş hazırlığı gözleniyor. Dediğim gibi Kosova bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya ve Çin Kosova'yı tanımadılar. Sırbistan'a destek verdiler. Sırbistan ve Macaristan bölgede Rusya ile ve Çin'le birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla Macaristan'la ilgili de gelişmeler var. Mesela Macaristan Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak yakında. Fakat Amerikalılar ve Avrupa Birliği ülkeleri Orban'ın Macaristan'ın bu Rusya yakınlığı tutumundan nedeni, Rusya destekli tutumundan nedeni bunu istemiyorlar. Böyle Avrupa Birliği'nin içinde de bir tartışma süreci yaşanıyor.
Fakat konuşuyor dediğim gibi Kosovalı Sırplarla Kosova yönetimi arasındaki gerilim, Sırbistan'ın da taraf olduğu bir gerilim. Sırbistan ordusunu Kosova sınırına gönderdi. Orada hazırlıkta bekliyorlar. Sırbistan Cumhurbaşkanı da ordu karargahlarını ziyaret etti. Tabii bunun arkasında Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin olduğu da anlaşılıyor. Rusya Balkanlar'da bir çatışma peşinde de koşuyor. Suriye'de olduğu gibi Kosova'da da, Balkanlar'da da bir çatışma üreterek, bir kriz üreterek Amerika'yı, Batı ülkelerini daha büyük krizlerin içine çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla şeydeki kriz ciddi. Balkanlardaki kriz, Kosova-Sırbistan krizi ciddi. Bir çatışmaya dönüşebilir. Bunun tabii ki Suriye'de de, Orta Doğu'da da, birçok bölgede de etkileri olabilir. Süreci yakından izlemekte her açıdan fayda var. Çünkü eğer Kosova karışırsa, Balkanlarda bir çatışma çıkarsa bunun yayılma ihtimali çok güçlüdür. Aynı şekilde Suriye'de de farklı gelişmelere yol açabilecektir. Zaten Suriye'de de bir takım gelişmeler var. Kaç gündür Rusların güçlerini, Şehba'daki güçlerini, Tel Rifat, Afrin bölgesindeki güçlerini geri çektiği söyleniyor. Bunlar bir türlü doğrulanmadı. Bazıları güç değişimi yapılıyor diyor. Bazıları tamamen çekildiler diyor. Bazı siyasal gözlemciler Rusların yerine Arap barış gücünün konuşlanacağı söyleniyor. İşte Arap ülkeleriyle Esad arasındaki görüşmelerde Arap Ligi'nin de bu konuda bir takım hazırlıklarının olduğu söyleniyor. Ama henüz ortada somut böyle oluyor diyebileceğimiz bir gelişme yok. Sadece son 2-3 gündür Rusların çekildiğine ilişkin haberler var. Rusların oradaki güçlerini ağırlıklı olarak Ukrayna'ya çekeceği de söyleniyor. Zaten epey bir güç çekmişlerdi. Şimdi kalan güçleri çekeceği söyleniyor. Aynı şekilde bunun Türkiye ile koordinasyon şeklinde yapılacağı ve Türkiye'ye işte Tel Rifat'ta, o bölgede, Rusların olduğu bölgelerde yeni işgal alanları açabileceği de söyleniyor. Yani Rusya Kürtlere geçmişte ihanet etti. Afrin'de Türkiye'nin önünü açtı. Şimdi yeni bölgelerde de Türkiye'nin önünü açabilir ki Türkiye ile Rusya arasında birçok konuda olduğu gibi Rojava yönetiminin ortadan kaldırılması, Rojava'daki Kürt yönetiminin sona erdirilmesi konusunda da ortak bir takım projeler yürüttükleri biliniyor. Esad'ı da Ruslar bu konuda Türkiye ile işbirliğine zorluyorlar. Onu da zaten birçok kez tartışmalarını birlikte yaptık. Dörtlü toplantıları, Moskova toplantıları, önceki süreçleri konuştuk. Şimdi Rusya ile ilgili böyle bir gelişme var. Rusların Şehva'dan çekildiklerine ilişkin iddialar ciddi. Bunun Türkiye'nin yeni bir işgal harekatına yol açıp açmayacağı ise bilinmiyor. Fakat eğer çekilme ciddi ise Türkiye'nin yeni bir işgal harekatı, ki Türkiye'de epey bir süredir Tel Rifat, Kobani, Binbiş bölgesine bir askeri işgal harekatı hazırlıkları yapıyor. Dengeler izin vermedi. Koşullar uygun değildi. Amerika'nın da tepkisi vardı. Fakat bugüne kadar gerçekleşmedi. Ancak tabii Rojava'daki bölgedeki diken üstü, bıçak sırtı durumda devam ediyor. Tehlike geçmiş değil, tehlike geçmediği için de Rojava'daki güçlerin de, özerk yönetimin de, SDG'nin de olası bir Türk saldırısına, olası bir Türk işgaline karşı hazırlıkları da sürüyor. Bir diğer gelişme de Rojava'nın doğusunda, Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin güneyinde yaşanıyor, daha aşağı bölgelerde, Deir-Zor bölgesinde. Orada da biliyorsunuz Amerika'nın bir takım üsleri oralarda da var. Orası da sık sık saldırıya uğruyor. İran yanlısı milisler Amerikan üslerine geçen aylarda da birçok kez üst üste füze atışı yaptılar. Roketlerle saldırdılar, dronlarla saldırdılar. Yaralanan Amerikan askerleri oldu. Amerikan savaş uçakları bunlara misillemede bulundular. Operasyon yaptılar, hava operasyonları yaptılar. Orada bir gerilim vardı. İran milisleriyle Amerikan askerleri, Amerikan üslerine dönük saldırılar nedeniyle. Şimdi bu arada da Amerikalılar oraya füze savunma sistemleri yerleştirdiler. Füze savunma sistemlerinin, bu İran milislerinin saldırılarına bir önlem olarak gündeme geldiği söyleniyor. Ama aynı şekilde biliyorsunuz İsrail-İran gerilimi de gündemden düşmüyor. Bazen böyle konuyla ilgili haberler pek medyada yer almasa da gerilim devam ediyor. İsrail'in İran'a dönük, İran'ın
nükleer tesislerine dönük operasyon için sabırsızlandığı da anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı geçenlerde de yine bir açıklama yaptı, İsrail'in Genelkurmay Başkanı. Eli kulağındadır anlamına gelecek, operasyonun eli kulağındadır anlamına gelecek. Bir mesaj verdi, daha fazla bekleyemeyiz dedi. Amerikalıların bu konuda bir takım diplomatik görüşmeleri de var. Umman üzerinden yaptıkları anlaşılıyor. Biden'ın önemli diplomatlarından Amerika'nın Orta Doğu ve Afrika koordinatörü Brett McCook, Umman'da hem İranlarla hem Suriyelilerle bir takım diplomatik temasların arayışı içerisinde olduğu da görülüyor. Bu konuda da medyaya düşen haberler var. Umman'ın bu konuda Amerika ile İran arasında, Amerika ile Suriye arasında bir takım arabuluculuk görevleri üstlendiği de bildiriliyor. Yani bir yandan askeri hazırlıklar var, savaş hazırlıkları var. Öte yandan da diplomatik bir takım girişimler de var. Diplomatik açıdan diplomasiyle sonuç alma çabaları da var. Hangisi galip gelecek onu da yakında göreceğiz. Irak'ta önemli bir gelişme var. Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Parlamentosu'nun görev süresini uzatmasını ve daha sonra almış olduğu parlamento kararlarının geçersiz olduğunu sayan bir karar verdi. Yeni nesil milletvekilleri, Kürt milletvekilleri Irak parlamentosunun seçimleri zamanında yapmadığını söyleyerek Irak Yüksek Mahkemesi'ne şikayette bulunmuşlardı. Mahkeme dün bu şikayeti karara bağladı. Parlamentonun ömrünü uzatması, seçimleri yapmaması kararı geçersizdir dedi. Parlamento seçimler erteleme kararı almıştı. Şimdi Irak Mahkemesi diyor ki karar geçersizdir. Bundan sonra da yani bu süre dolduğu için, seçim yapılmadığı için federal parlamentonun aldığı bütün kararlar da geçersizdir diyor. Böyle ağır bir karar var. Güney Kürdistan'ın yöneticilerin mahkemeye tepkileri var. Bu kararı da düşmanca buluyor. Biliyorsunuz Irak Federal Yüksek Mahkemesi daha önce de petrol satışıyla ilgili de bir takım düzenleyici, önleyici kararlar almıştı. Aynı şekilde İran Kürdistan sınırına asker yığmaya da devam ediyor. İranlar ikide bir Güney Kürdistan'da kalan Rojava adlı Doğu Kürdistanlı Kürt siyasi partilerinin oradan çıkarılmasını, çıkarılmaması halinde kendisini müdahale edeceğini söylüyor. Böyle tehditlerde bulunuyor. Dün de yine bölgeye silah ve asker sevkiyatı yaptığına dair bir takım görüntüler yayınlandı. Orada da bir gerilim var. Mahmur'da bir kuşatma var. Irak ordusu 12 gündür Mahmur'u kuşatmış. Daha önce de size söylemiştim. Mahmur'un etrafını telergülerle çevirmek, gözetleme kuleleri inşa etmek, tam denetim sağlamak istiyorlar. Bir açık cezaevine dönüştürmek istiyorlar. Buna dönük Mahmurlu sivil Kürtlerin de tepkileri var. Onların da tepkileri 12 gündür sürüyor ama Mahmur'la da güçlü bir dayanışma yok. Yani Güney Kürdistan'da bir sessizlik var. Irak'ın genelinde bir sessizlik var. Kürdistan'ın genelinde bir sessizlik var. Diyasporada bir sessizlik var. Yani Mahmur'daki kadınlar, Mahmur'daki çocuklar, Mahmur'daki siviller yeterince sahiplenmiyor. Onu da söylemem lazım. Mahmur'daki durum ciddidir. Dolayısıyla Mahmur'la ilgili gelişmeleri yakından izlemek ve Mahmurlarla aktif dayanışma içinde olmak da gerekiyor. Bir açıklama yine Amerikalılardan geldi. Amerikan Senatosu Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için biliyorsunuz Erdoğan seçildikten sonra Biden'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. F-16 uçaklarının satışı ve onların kitlerinin, malzemelerinin verişi konusunda Erdoğan Biden'dan bir takım taleplerde bulunmuştu. Biden da Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan F-16 satışları için destek istiyor. Biz bu desteğimizi veriyoruz ama ben de ona gel şu İsveç'in NATO üyeliği meselesini konuşalım dedim diyor. Açıklamada bu da var. İsveçliler de bir açıklama yaptılar. NATO bir açıklama yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Temmuz'da NATO zirvesi var. Temmuz'dan önce yani işte Haziran, Temmuz gibi en geç İsveç'in NATO'na üyeliğine Türkiye'nin onay vereceği bekleniyor. Fakat buna rağmen Amerikan Senatosu'ndan Bob Menendez ünlü bir senatör epeydir Türkiye'yi eleştiriyor. Türkiye'ye silah satışını, F-16 savaş uçakları satışını onaylamıyor. Nedenleri var. Bugün de bir açıklama yapmış. Amerikalı senatör diyor ki Erdoğan diyor Amerika'nın müttefikleriyle çatışma arıyor. Rahatsız ediyor, taciz ediyor, tehdit ediyor. İçeride insan haklarını ihlal ediyor. Dolayısıyla Erdoğan'dan bir değişim, bir dönüşüm mesajı alırsak bu onayı verebiliriz.
bir şart getiriyor. Erdoğan değişsin diyor. İş politikada, dış politikada bir takım değişikliklere gitsin. Ondan sonra verebiliriz diyor bu onayı. O da önemliydi. Tabii bir önemli gelişme de Kürtlerin kendi iç meseleleriyle ilgili, seçim sonrası tartışmalarıyla ilgili. Biliyorsunuz HDP ve Yeşil Sol Parti, HDK, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokratik Toplum Kongresi toplandılar. Bir seçim değerlendirmesi yaptılar. Daha sonra bu seçim değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştılar. Kamuoyunun beklentilerine uygun bir açıklama değildi. Dolayısıyla tartışmaların da sonu gelmedi. Kamuoyu açık olarak bir fatura ödetmek istiyor bu başarısız, yetersiz kalan siyasetin aktörlerine. Dolayısıyla o açıklamadan sonra da tartışmaların sonu gelmedi. Bu arada tutuklu Kürt siyasetçi, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dün HDP'yi eleştiren bir yazı yazdı Artı Gerçek dergisine. Yazıyla ilgili bir tartışma süreci başladı. Dünden beri çok yoğun bir tartışma vardı. Yazıya katılanlar var, yazıyı eleştirenler var. Böyle Kürt toplumunda farklı sesler, farklı tartışmalar oldu. Derken bugün Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama daha geldi. Selahattin Demirtaş aktif siyasetçi bıraktığını söyledi. Bu tabii çok önemli bir gelişme. Sonuçta Selahattin Demirtaş Kürtlerin son 30-40 yılda yetiştirdiği önemli siyasetçilerden birisi. Bir bedel ödüyor cezaevinde. Seçimlerle ilgili siyaseti eleştirilebilir, içerideki tutumu eleştirilebilir. Fakat şudur, sonuçta Selahattin Demirtaş bu halkın bir değeri, bu halkın bir siyasi lideridir. Dolayısıyla sahiplenmek, sahiplenici olmak bu koşullarda, hele de bu ağır koşullarda, bu zor koşullarda birbirini itmeden, bu tartışmaları da çok fazla dışarıya taşırmadan, çünkü yıkıcı tartışmalar, yani bu tartışmalar biraz tepkiye dönük tartışmalar olduğu da anlaşılıyor. İçeride neler olduğunu biz tam anlamıyla bilmiyoruz. Yarın Demirtaş'ın son röportajı yayınlanacak bu konuda. Onları da okuyacağız ama söylemek istediğim benim şudur. Sadece seçim süreciyle ilgili değil. Birçok meselede siyasi bir takım sıkıntılar var, sorunlar var. Kürt hareketinde, özellikle legal alanda zaten tam bir sıfırlanmaya ihtiyaç var. Bir yeniden yapılanma için her şeyin böyle bir yeni bir resete ihtiyaç var. Ama tabii bütün bunlar kırıp dökülmeden, bütün bunlar Kürtlerin bir daha ayağa kalkmasını, bir daha mücadele etmesini, onları güçten düşürecek bir şekilde yapılmamalı. Bir muhasebe gerekiyor, bir yüzleşme gerekiyor. Sadece legal alanda değil, bütün Kürt hareketinin bütün alanlarında siyasi süreçlerde hatalar var, yetersizlikler var. Gitmiyor, böyle gitmiyor, böyle gitmediğini 8-10 yıldır zaten söyleyenler de var, görenler de var, yaşayanlar da var. Bir değişim dönüşüm ihtiyacı, bir yenilenme ihtiyacı, bir silkelenme ihtiyacı her tarafta, her aşamada kendini dayatıyor bu ihtiyaçtan. Daha fazla kaçınamayacağı da anlaşılıyor Kürt hareketinin. Ama dediğim gibi yani bütün bunları çok da taşırmadan, bütün bunları olumsuz sonuçlar üretecek, Kürtlerdeki bu kırılmaları, bu travmaları derinleştirecek, bu savrulmaları derinleştirecek bir tarzda yürütmemek gerekiyor. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın içeride aktif siyaseti bu aşamada bırakıyorum demesi önemlidir. Onun içeride siyaset yapması orada bir fayda sağlıyor muydu? Kürtlere bir fayda sağlıyor muydu? Sağlamıyor muydu? Bu siyasetin içeriği iyi miydi, kötü müydü? Onlar ayrı tartışılır, konuşulur. Onlarla Selahattin Demirtaş'la HDP'nin, Kürt siyasetinin farklı platformlarda farklı bir şekilde konuşması gerekiyor. Kendi aralarındaki bu konuşmaları, bu tartışmaları elbette belli bir diyalog, bir kazanımcı, yapıcı bir tarzda götürmeleri gerekiyor. Şimdi bu tepkileri böyle kontrolden çıkarmak, Kürt hareketi, Kürt legal demokratik siyaseti sanki kontrolden çıkıyor, herkes bir tarafa çekiyor gibi, öyle olduğunu ben düşünmüyorum da, öyle bir izlenim yaratmak sıkıntılıdır. Yani dolayısıyla herkesin burada sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk HDP'nindir de, Kürt hareketinindir de, Demirtaş'ındır da, hepimizindir de, bizimdir de. Yani dolayısıyla bu mücadele bugünlere kadar
çok ağır bedeller ödeyerek geldi. Dolayısıyla bu mücadelede evet hatalar oldu, yetersizlikler var. Herkesin yaptığı hatalar var. HDP'nin de hataları var, Demirtaş'ın da hataları var, Kürt hareketinin de hataları var. Dışarıdaki dinamiklerin de diasporanın da hataları var. Yani herkesin tek bir suçlu yoktur bu süreçte, tek bir sorumlu yoktur bu süreçte. Ne varsa ortaktır. Dolayısıyla sorumluluğu da ortak olarak üstlenmek gerekir. Birbirini kırmadan, itmeden, tasfiye edebilecek aşamalara gelmeden bu sorunun bir hal yoluna girmesi gerekiyor. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun AKP-MHP ittifakı, iktidarı, Kürtlerde bir çözülme, Kürtlerde bir siyasi bozgun, bir kaçış da yaratmak istiyorlar. Bunu da manipüle ediyorlar. Her taraftan buradan da yükleniyorlar. Dolayısıyla bunları da görmek lazım. Sahiplenmek lazım. Demirtaş'a da, HDP'ye de, Kürt hareketine de sahiplenmek lazım. Sahiplenmek durumundayız. Sahiplenince de ama herkesin de kendi hatalarıyla yüzleşmesini ve yeni bir sürecin hep birlikte ama yine el ele vererek, omuz omuza vererek hep birlikte başlatılması, yeni dönemde bu çok sert geçeceği anlaşılan bu önümüzdeki yıllara da hep birlikte güçlü bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. Kürtlerin başka da bir şansı zaten yoktur. Bu karar değişebilir. Demirtaş'ın almış olduğu karar ileride değişebilir. Dolayısıyla Kürtlerin de kolay kolay Demirtaş'ı yalnız bırakacaklarını ya da öyle tamam diyebileceklerini de sanmıyorum. Stresli bir süreç. Bir takım sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Sıkıntıların bu aşamaya gelmesine izin vermemesi gerekiyordu. Kürt hareketinin temel bir özelliği vardı zaten. Bir otokontrollü bir yanı da vardı. Dolayısıyla böyle her şeyi hemen bir dakikada köprüleri atacak aşamaya getirmezlerdi. Ama dediğim gibi bu biraz da sürecin yarattığı sıkıntılardan, gerilimden kaynaklanıyor. Aşılır. Yapıcı olalım, kucaklayıcı olalım, kazanımcı olalım. Ama aynı zamanda kendi sorumluluklarımızın, kendi yanlışlarımızın da farkında olalım. Düzelir. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi bir gün diliyorum.